Ekranlarının başındaki kıymetli seyircilerimiz, stüdyomuzdaki değerli misafirlerimiz, kamera arkasındaki canım çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Efendim ben Kemal Uçar, hafta içi her gün ana haberden hemen önce Türkiye'nin en çok kazandıran ve tabii ki sizlerin sayesinde en çok seyredilen kelime yarışması Lingo Türkiye ile ekranlarınızdayım. Ve tabii ki ve çok şükür ve iyi ki burada yalnız değilim. Stüdyomuzda yine çok kıymetli yarışmacılarımız var. Birinci masamızda Nursen ve Aslan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci masamızda Nilay ve Hakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da iki tane efendim gördüğünüz gibi çok tatlı öğrenci arkadaşımız var. Ecem ve İlknur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yarışmada öğrencilere güveniyorum. Seyrediyorsunuz zaten, çok başarılılar. Sizlere de güveniyorum arkadaşlar. İnşallah. Bir ufak pozitif ayrımcılık bu. Hakan abi. Olsun. Bir ufak olur. Efendim birazdan yarışmacılarımızla yine uzun sohbetler yapacağız. Onlarla böyle keyifli keyifli eğlenceli zaman geçireceğiz. Aralarda da yarışacağız ama her zaman olduğu gibi öncelikle istiyorum ki yarışmamızı bir kısacık hatırlayalım. Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz lingo kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her soruyu doğru tahmin etmeleri için beşer hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Yani gördüğünüz, seyrettiğiniz ve bildiğiniz üzere işimiz çok zor değil. Ama neye dikkat ediyoruz? Verdiğimiz cevaplardaki kelimelerin Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde o soru için cevaplama hakkımızı maalesef kaybedeceğiz. Efendim, yarışmacılarımız 3 etap boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar ödül biriktirecekler. Ve 3. etapın sonunda kasasında en yüksek miktarı biriktiren ekibimizle birlikte biz Lingo Türkiye'de falan oynayacağız. Ve artık hepinizin malumu, 7 harfli süper lingo kelimemiz tam 100 bin lira değerindedir. Kazanınca o kadar güzel oluyor ki. Vallahi o yüzden de şu bir saatte hem keyifli zaman geçirip hem de şu 100 bin üstü ödüller kazanırsak çok da keyifli zaman geçirmiş oluyoruz. O halde efendim Nursen ve Aslan'a dönüyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Nilay ve Hakan, net miyiz? Netiz. Ecem ve İknur, hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim? Lingo Türkiye ama kocaman alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de birinci etabımızdayız ve tabii ki birinci masamızdayız. Nursen ve Aslan, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Lütfen sizleri tanıyalım. Ben 13 Nisan 1989 İstanbul doğumluyum. Aslan Sivaslıyım. 5 yıllık evliyim, Samsun'da yaşıyorum. Eşimle birlikte reklamcılık işimizle ilgileniyoruz. Markalara danışmanlık veriyoruz. Harikulade. Onun haricinde ticaretle ilgileniyoruz. Farklı girişimlerimiz de mevcut. Bu şekilde. Ne güzelmiş Nursen. Oraya birazdan geleceğim efendim. Orada benim çok keyif aldığım bir sohbet var. Oraya birazdan döneceğim. Aslan, sen de tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Seni lütfen tanıyalım. 10 Mart 1992 İzmit doğumluyum. Aslan Trabzonluyum. Bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapıyorum. Kız kardeşim ve bir kedimizle birlikte yaşıyoruz. Harikaymış. Evet. İstanbul'dasın sen. Evet. Güzel. Siz ikiniz üniversiteden arkadaşsınız. Üniversiteden arkadaşız. O da arkadaşım hatta Nursen Bey. Aa, evet. O da arkadaşıydınız. Evet. O da arkadaşıydı. Bu gerçekten yani o yurt zamanları falan, şimdi okuyan arkadaşlarımızla, yurtta kalan arkadaşlarımızla, siz yurtta mıydınız? Evet. Ecem Bey, Nur, belki İlk zamanlar zor geliyor mu? Oradaki arkadaşlık da. Evet. Çok hala sağlam. Bile biz o zamanı hatırlıyoruz, evet, yani. 13 sene hiç ayrılmadık. Fiziksel olarak ayrı olsak da hep iletişim halinde, evet, olduk. Evet, hep iletişim halindeydik. Aslında Nursen İstanbul'daydı Aslan. Ama efendim Nursen'in şirketi. Nursen, bize birazcık şu şirketten bahsedebilir misin? Çünkü sen başka bir iş yapıyordun. Evet, ben biyoloji mezunuyum. Kendi alanımda bir dönem çalıştım. Daha sonrasında özel bir bankada çalıştım 7 yıl kadar. Ardından biz İzmir'e yerleştik. Orada bir organik market açtık. Güzel. Orada ben beslenme danışmanlığı da verdim. Onun yani akabinde biz şöyle bir karar aldık. Eşim Samsunlu olduğu için biz oraya yerleşme kararı aldık. Tamamen bu marketi de kapattık. Kendi işimize tekrardan yönelmeyi planladık. Öyle bir düşüncemiz oldu. Ve biz Samsun'a yerleştikten sonra yani önümüzde farklı farklı yollar çıktı ve Amerika'da bir şirket kurduk. Reklam şirketi kurduk. Yani Samsun'a yerleştikten sonra Amerika'da reklam şirketi kurarak. Bak, bu çok yönlülüğünüz. Aslan, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aile para kazanır. Kazanır. Bu aile belli ki
Efendim bunlar ya bizim kazanacak çok farklı, belli ki. Evet, çok farklı yani şeylerimiz var. Evet, girişimlerimiz risk çok fazla. Risk almak başarıya götürüyor bazen gerçekten. Biz o konuda eşimle yani buradan kendisine de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Eşimle biz yani çok o konuda gerçekten çok uyumluyuz. Yani birimiz hadi gidelim dediğinde hani kalk gidelim diyen öbürü hadi gidelim deriz yani öyle. Harikaymış. Evet. Aslan sen bu durumda neler düşünüyorsun? Yani benim... beraber okudunuz sen dedin ki ben sabit bir yere geçeyim. Ben memur çocuğu olarak o yoldan devam ediyorum. Biraz daha ben seni anlıyorum. Evet. Bu konuda ben seni risk, anlıyorum. Emin adımlar. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstiyorum ki ufaktan başlayalım. Başlayalım. Biraz heyecanlı görünüyoruz. Atarız onu şimdi. Evet. Birinci etapla beraber atarız. Efendim Nursen ve Aslan için birinci etapımızın bu heyecanımızı birazcık atlatmamıza yardımcı olacak. İlk dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar. Çok teşekkür ederiz. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Fark. F-A-R-K. Hemen deneyelim. Hiç butona basmamıza gerek yok. Çok güzel oldu. Flar. F-L-A-R. F-L-A-R. Ay, U vardı. Öyle mi yazılıyordu o acaba? Evet. Fuar olacaktı. Evet. Flüt gibi düşünüp evet. Cevap verdik ama ne yazık ki orada bir U gerekiyordu. Olur. İlk etapımız tam da bunun için var. Hiç butonla burada işimiz yok. Ta ki puzzle kelimemize tamam. Kadar. Onu bir hatırlatayım. Tamamdır. Bu ilk etapımızda zaten masanızda eksik olan şu ufak nazar boncuğunu şöyle ikinizin ortasına doğru iliştiriyorum. Tamam. Nursen hemen telafi edeceğiz. Tamam. Edeceğiz. Hemen edeceğiz efendim. O halde şimdi hiç yaşanmamış gibi Nursen ve Aslan için bu etapın ikinci dört harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kasa, K-A-S-A. Hadi deneyelim. Güzel. Keza. K-E-Z-A. Keza. Kama. K-A-M-A. Gelsin bakalım yardım eder mi? Kova. K-O-V-A. Güzel bir deneme olabilir mi? Kurtardım. Aynen öyle. Durumu toparlamış olduk. Böyle bu dört harfli kelimelerde şu hatırlatmayı diğer masalara da yapayım. Bazen sonda çıkan harfe takılmadan ikinci, üçüncü hakkımızda yeni kelimeler türetmek işimizi bazen kolaylaştırabiliyor. Evet. Ama burada güzel yakaladık. İlk 500 lirayı kasaya koyduk. Bundan sonrası gelir. O halde efendim Nursen ve Aslan için şimdi bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi O. Oyuk. Aynı anda uyuk geldi deneyelim. O-Y-U-K. Hadi gelsin bakalım. Omuz. O-M-U-Z. Omuz. M var ama orada değil. Ovma. O-V-M-A. Ovma. Güzel bir deneme olabilir mi? Çok şaşkın. Ben de. Fuarla başlayan evet. Serüvenimiz. Yani bizim işimizdir fuarlar vesaire ve onda takılmam çok. Orada bir anda fazla harf yani. Çıkınca A ve R yan yana çıkınca orada evet. Bir kafamız karıştı ama vallahi Nursen tebrik ediyorum. Güzel başladık. Aslan iyi noktalarda devreye giriyor. Ama bakalım şimdi ne yapacaklar efendim? Bildiğiniz gibi sırada puzzle kelimemiz var. Şöyle bir seyircilerimize hatırlatayım ben ilk başta puzzle kelimemizi. Efendim yarışmacılarımıza her etap sonunda onların böyle kasasını iyice şenlendirmek için bir puzzle kelime soruyoruz. Birinci etapımızda bu 9 harfli oluyor ve bir ipucu cümlesiyle birlikte geliyor. Doğru cevabı yakaladığımızı düşündüğümüz anda butona basıp kalan tutarı kasamıza ekliyoruz. Biliyorum yine burada üzülecekler beni ama ben şu hatırlatmayı yapayım. Lütfen ne çok acele edelim ne de geç kalalım. Bazen birkaç harf Nilay Hanım işimize yarıyor. Yani ben söyleyeyim ama yine erken erken basılacak. İnşallah hata yapmayız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi hazırız. Nursen ve Aslan için birinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Hava karardıkça telefonda kıstığımız özellik demişiz. İlk harfimiz P. Parlama. Parlama. Parlamak. Parlama alalım. Neymiş parlak? Parlaklık. Az önce tam 10 saniye önce... Bir Hakan abi şu az önce neyin altını çizdiğimi bir söyler misin rica ediyorum? Bir iki saniye bekleyerek cevap vermemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Biraz önce Ecem ve Eknur neden bahsettiniz? Son harflere dikkat etmek lazım. Evet. Efendim ne dedim? Ben bir söyleyeyim nasıl olsa dinlenilmeyecek dedim. Tebrik ben ediyorum. Bunu da kurtarırım ama.
Kendimde o görüyorum. Yani oradan bir 50-100 lira düşmesi. Evet. Sorun unuttum ama olmuyor. Ben onu tamamen unuttuk. Unuttum. Efendim evet. Tam söylediğim anda Nursen bastı ve parlamayla beraber ne yazık ki buradan bir şey katamadık. Evet. Toparlarız. Tamam. Fakat şimdi sırada ikinci masamız var. Nilay ve Hakan. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım lütfen. 1980 İzmir doğumluyum. Evliyim. 25 yıldır birlikteyiz eşimle. 18 ve 20 yaşında iki tane çocuğumuz var. İkisi de üniversitede okuyor. 20 yıldır da özel bir bankada yönetici olarak çalışıyorum. Ne güzelmiş. Evet, güzel. Neredeyse aynı yaşlardayız. Siz 25 senedir evlisiniz. 18 ve 20 yaşında iki çocuğunuz evet, var. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Hakan abi seni tanıyalım. Bir de bu iş nasıl oldu onu anlatırsan sevinirim. 1977 Ankara doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Babam memur olduğu için taşındık sürekli. 85 yılından beri İzmir'deyim. İşte bu vesileyle eşimle tanışmış oldum. Aynı şekilde iki çocuk sahibiyim. Emekliyim. Muhtemelen tanıştığınızdan çok kısa bir süre sonra evlenmiş olmanız lazım. Öyle oldu. Evet, nasıl öyle oldu? Tam orayı bir dinleyebilir miyiz? Sen anlat. Sen anlat. Bir sonra Nilay'la beraber şimdi düzelteceğiz abi hikayeyi. Ortak arkadaş grubumuz vardı. Evet. Kendisinin bir arkadaş grubu, benim de. Ama ortaklarla beraber birbirimizi gördük. Gördükten sonra uzaklaştık. Yani hiç tahmin etmedik olacak gibi falan. Çok hızlı gelişti. Hatta ilk başta birbirimize gıcık da olmuştuk yani. Aa, biraz öyle oldu. Evet, biraz öyle oldu. Güzel. O şekilde aslında belki de birbirimizin dikkatini çekmiş olduk. 5 aylık kısa bir sürede hemen şey yaptık, ilişkimiz başladı. Sen ne yaptın orada peki? 25 sene önceye gidelim. Ne güzel bir hanımefendi vardı, onunla bir tanışayım, tekrardan bir buluşma bir şeyler denemişsindir. Onlara bak. Yanlışlıkla birkaç defa karşılaştığım oldu. Yanlışlıkla değil mi? Tam o yanlışlıkla karşılaşmaları sizden dinleyelim. Bir gidiyorum, aa orada. Yani evet, ne zaman gitsem orada. Zaten biz her akşam kuzenlerimle birlikte işte belli bir yerde toplanıyoruz arkadaş grubu olarak. İşte bir geldi, iki geldi, üç geldi derken bakıyorum sürekli bana böyle bir laf atıyor, beni kızdırmaya çalışıyor. O zaman çalışıyor. Bankacılık var mıydı? Yoktu, hayır. Ha, daha yoktu. O zaman yoksa çünkü hesap mesap açar hemen oldu. Yani öyle böyle derken işte. Ne güzel olmuş. Evet, ilişkimiz ilerledi. Vallahi güzel bir birlikteliğimiz var 25 yıldır. 25 yıl, harikulade. Evet. Tabii bu aralar Hakan abi emekli olduğu için de size maalesef kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasıl geçiyor Hakan abinin emeklilik günleri sizin için? Vallahi biraz önce de söylediğim gibi ben artık izin kullanmıyorum. Bankada izinlerim birikti. Çalışmaya daha bir şeyle gitmeye başladım. Evet, her sabah gerçekten koşarak işe gidiyorum. Ayaklarım hiç geri gitmiyor. Akşam da işlerim uzayabiliyor bazen. Tabii. Babam emekli olduktan sonra annem hala bir 5-6 sene çalıştı yanlış hatırlamıyorsam. Belki biraz daha fazladır. Bence iş hayatının en güzel günleriydi annemin de. Değil mi? Sizin de galiba öyle geçiyor. Kesinlikle öyle. Anladım. Huzur bulduğum bir ortam. Hakan abi sen evde artık teksin. Evet. Peki o zaman ev işleri sende diye düşünüyorum artık. Yani elimden geldiğince tabii ki eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta sabahtan akşama kadar çalışıyor kendisi. İşte elimden geleni yapıyorum. Evet efendim bu konuyu biraz daha dinleyeceğiz ama Hakan abiden dinlemeyeceğiz belli ki. İlerleyen dakikalarda sizden dinlemeye devam edelim. Vallahi harikuladesiniz. Teşekkürler. Çok harika görünüyorsunuz efendim. O halde şimdi yarışmaya da başlayalım. Başlayalım. Evet. Hazır mıyız Hakan abi? Hazırım. Hazırız. Hazırız. Güzel efendim o zaman Nilay ve Hakan için birinci etapımızın ilk 4 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Sizlere bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R. Rota. R-O-T-A. Hadi deneyelim. Şu gururlu bakış. Heyecanlıydı. Şu etrafı gururlu kesmen gördünüz değil mi? Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir de yarışmadan önce dedi ki bana Hakan abi soru işleri bende değil onları Nilay halletsin dedi. Ama güzel bir başlangıç oldu maşallah. Evet. Teşekkürler. Hiç hızlarını kesmiyorum efendim. Nilay ve Hakan abi için şimdi bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İlik. E-İ-L-İ-K. İlik deneyelim. İğne, İ yumuşak G, N-E. İğne gelsin. İmar, İ-M-A-R. Güzel bir deneme, imar ama maalesef. Ne kullanmadık acaba sesli harf? İyot, İ-Y-O-T. İyot, yine güzel bir deneme olabilir mi? Çok yaklaştık son aklımız. İsot. İsot. İ-S-O-T. İsot olabilir mi ki olacak gibi. Vallahi tebrik ediyorum. İyot müthiş bir deneme evet oldu. Evet.
Evdeki yemek çalışmalarımdan. Yemek çalışmaları derken? Yemek yapmaya çalışıyorum, evdeyim ya sürekli. Oradan esot geldi aklıma. Netice nasıl? Peki onu aslında dinleyelim. Nasıl Nilay Hanım yemekler? Efsane gerçekten. Yarışmada olduğu gibi yemekleri de çok güzel. Ha öyle mi gerçekten? Tabii ki tabii. Efsane değil mi çünkü ben inandırıcı. Efsane çok. Kemal Bey. Yeniyor yani. Yeniyor. Çok güzel yapıyor. Tamam, ellerine önemli, sağlık. Nereden buluyoruz tariflerimi? İnternetten falan mı buluyoruz? Ya genelde gördüğüm yemekler sosyal üzerine. Medyadan. Evet, sosyal medyadan da yapıyorum. Bazen kendim bir şeyler üretmeye çalışıyorum değişik değişik. Denemelerim var o şekilde. Ya çok iyi oluyor ya çok kötü ama genelde iyi. Genelde iyi. Abi güzel yap ki eve gelmeye bir sebep olsun lütfen rica ediyorum. Ama yarışmada iyi başladık. Evet. Teşekkürler. Vallahi umarım güzel. Aynı şekilde devam eder. Maşallah. Maşallah efendim. O zaman şimdi Nilay ve Hakan abi için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Mera. M-E-R-A. Hemen deneyelim. Moda, M-O-D-A. Moda. D'nin yerini bulduk. Mide, M-I-D-E. Mide. Midi, M-I-D-I. Midi olabilir mi? Bakın çakalım. Güzel bir başlangıç. Hakan abi başlattı. Nina Hanım son noktayı efendim yaptı. Evet. Ve şimdi sırada neyimiz var? Puzzle kelimemiz. Az önce altını çizdiğim ama asla dinlenmediğim şekilde birazcık süre kullanmayı öneriyorum ama siz bilirsiniz. Şimdi sizin için bu etaptaki 9 harfli puzzle kelime ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Anlayışlı birine benziyorsunuz demişiz. İlk harfimiz H. Hoşgörülü. Hoşgörülü olabilir mi? Neden olmasın? Görüldüğü gibi sadece 100 lira düşmesine rağmen. Değil mi? Evet. Aslan ve Nursel. Heyecan diyelim. Olur. Acı heyecan. Dersler. İlk masa. Acı dersler Kemal Bey. Şimdi ikinci etapta bana güvenin ama onu halledeceğiz. Hı hı. Ama buradan bir 900 lira daha eklediniz kasaya. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. 2400 lirayla fırtınaya bir başlangıç yaptık. Ama şimdi sırada üçüncü masamız var. Vallahi bu anı bekliyorum. Ecem ve İknur. Sizinle tanışmak için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi tanıyalım sizleri. Merhaba. Ecem ben. 20 yaşındayım. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. 2. sınıfım. Harikulade. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Hem yarışalım, eğlenelim dedik. Hem de hafta sonu bir İstanbul'u gezeceğiz. Aa güzeldi. Yani evet, bir plan yaparak Eskişehir'den geldik. Daha kalabalık geldiniz. 6 kişi geldik toplam. Evet, 6 kişi. Bir anda aldık otobüs biletini, geldik aynen. Hepimiz. Çok otobüsle mi geldiniz? Evet. Tren varken kalmamış. Bayılıyorum uzun bir otobüs yolculuğu da yaptık. Güzel oldu. Güzel olmuş. İlknur seni tanıyalım. İlknur ben. 19 yaşındayım. Alanya'da yaşıyorum. Kocaeli'de doğdum büyüdüm. Ecem'le sınıf arkadaşıyız. Aynı zamanda Eskişehir'deki ilk tanıştığım kişi. 2 senedir de hala çok yakınız. Ne güzel. Birlikte başvuralım dedik. Aynı vakitlerde. Dedik niye başvurmayalım? Sonra çok güzel olmuş. Başvurduk evet. Hem sizin hayatınıza da güzel bir anıyla. Evet. Aynen. Ben biz de öyle olsun oldum. İstedik zaten. Oh. Peki öncelikli olarak kim dedi hadi yarışmaya gidelim diye? Ben başta belki aslında olabilir. Evet ya başka bir arkadaşım da çok oynuyordu böyle kelime oyunlarını. Onun hani katılmak isteyeceğini düşündüm. Ama sonra o istemedi. O sıralarda da Ecem de çok oynuyordu. Ondan sonra Ecem akşam dedim ki gideyim Ecem'e bir sorayım hani belki ister. Sonra bir gittim Ecem bana dedi ki hani başvuralım mı? Ben de dedim direkt tamam yani. Ve neden olmasın dediler benim en çok sevdiğim şekilde bir anda buraya geldiniz. Evet. Çok güzel olmuş. İstanbul gezisi de olmuş. Evet. Harika. Efendim gördüğünüz gibi gayet tatlılar. Bence yarışmada da iyi bir netice yapacaklar. O halde Ecem ve İknur için birinci etabımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkür ederiz. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S. Sıra. S-I-R-A. Sıra. Sene. S-E-N-E. Sene. Hemen deneyelim. Güzel. Sime. S-I-M-E. Sine. Güzel başlangıç. Arka arkaya getirdik kelimeleri. İlk 500 lirayı kasaya koyduk. Devamı gelir. O zaman efendim Ecem ve İknur için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? B. Bolu. B-O-L-U. Hadi deneyelim.
Bela, B-E-L-A. Bela. Çok güzel oldu, A'yı bulduk. Bala, B-A-L-A. Bala, B-A-L-A. Neden olmasın? Ne de güzel bir kelimedir bala. Yavru anlamına gelen tatlı bir kelimedir. Vallahi güzel gidiyoruz. Maşallah. Hiç bozmayın. Hiç heyecanlanmadan aynı şekilde devam edelim. Ecem ve İknur için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Ayna. A-Y-N-A. Deneyelim. Adım. A-D-I-M. Adım. Alem. A-L-E-M. Güzel bir deneme. Alem olabilir mi? Alim diyelim. A-L-I-M. Alim diyelim dedi Ecem. Alim olabilir mi? Neden olmasın? Samimi söylüyorum. Üç masa içinde. Şimdi bulunduğu zaman tamam ya kolaymış. Bunlarda bir şey yok dediğimiz ama çok da kolay olmayan kelimeleri bulduk. Gerçekten tebrik ediyorum üç masamızda. Teşekkür ederim. Yani A ve İ'nin çok yan yana geleceğini düşünmeyiz ya. Veya balada da iki A orada çok da kolay bir kelime değildi. Tıpkı evet. Sizlerin cevap verdiğiniz gibi masalarımız gayet güzel. Bir tek ufak bir soru işareti yaşadık Nursen ve Aslan'la. Bu ne neden hatırlatıyorum. Sırada Ecem ve İknur için puzzle kelimemiz var. Arkadaşlar ne yapılmaması gerektiğini gördük mü? Gördük. Gördük. Onu yapmayın. Tamam. Bol bol altın çizeyim ki ikinci etapla daha önemli olacak. Şimdi o zaman Ecem ve İknur için aralarında stratejilerini de yaptılar. Birinci etapımızın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Kıymalı börek değil, peynirli börek de değil. Demişiz. İlk harfimiz P. Patatesli. Patatesli olabilir mi? Neden olmasın? 950 lira daha eklemiş olduk. Çok da güzel yaptık oradan. Efendim bir iki ufak harfin çıkmasını bekledik. Ve 2450 lirayla tamamladık. Tebrik ediyorum. Teşekkür gayet ederiz. Güzel. Nilay ve Hakan abi 2400 liradayız gayet güzel. Nursan ve Aslan birazcık işimiz var. Şimdi halledeceğiz. Halledeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. O halde efendim zaman kaybetmeyelim çünkü birazcık işimiz var. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Az önce de söylediğim gibi çok işimizin olduğu bir etap bu Nursan ve Aslan. Ama rahatlıkla da telafi edeceğimiz bir etap. Evet. Biliyorsunuz artık 5 harfli lingo kelimeler var. Evet. Her birinin değeri de 750 lira. Hı hı. Gayet güzel tıkır 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 toparlar. Kasamızı büyütürüz ancak. Eğer daha deminki gibi bir hata yaparsak veyahut verilen kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak ben butonları aktif dedikten sonra diğer masalarımız hızlı bir şekilde o kelimeyi yakalayıp o 750'leri kendi kasamıza alabiliriz. Yani burada puzzle'da aynı hata yaparlarsa gene rahat rahat efendim alabileceğiz. Hiç sorun yok. Ama yapmayacağız değil mi? Yok, yapmıyoruz. Zaten Nursen durumumuz yok bizim artık. Evet. Aslan. Mümkünatı yok. Ne varsa hepsini almamız lazım. Benim bu etapta bütün masalardan ricam ne var ne yok lütfen toparlayalım. Bizim kasaya bırakmayalım. Çünkü ikinci etapın sonunda kasası en düşük masamızla vedalaşacağız. Kasalarımız büyüsün. Anlaştık mı? Anlaştık. Elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama Nursan ve Aslan bence iyi yarışacak. O halde şimdi ikinci etapta Nursan ve Aslan için ilk 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz H. Haber. H-A-B-E-R-E. Hadi deneyelim. Güzel. Hasat. H-A-S-A-T. Hasat. Hayat. H-A-Y-A-T. Gelsin bakalım yardım eder mi? Halay. H-A-L-A-Y. Halay olabilir mi? Vallahi neden olmasın. Halaylarla birlikte evet, ilk 750'yi. var mıdır öyle halk oyunlarına ilgi? Var. Yaptık mı? Geçmişte yaptım Hatay yöresine. Gerçekten evet. Mi? Evet. Bayılıyorum ya. Aa, vallahi güzelmiş. Evet. Seviyoruz çok efendim halk yani. Oyunlarını. Nursan ve Aslan halayla birlikte 1750 liraya getirdiler şahane. Şimdi efendim onlar için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelimemiz var. Bakalım ilk harfimiz neymiş?
R. Raket, R-A-K-E-T. Raket geldi hızlı bir şekilde. Radar, R-A-D-A-R. Hadi deneyelim. D de var, E de var ama acaba nerelerde? Radyo. R-A-D-Y-O. Yardım eder mi? Resmi. R-E-S-M-I. Resmi bize yardım edecek mi bakalım? Şimdi son hakkımız. Yeri belli olmayan bir D'miz var. Rende. R-E-N-D-E. Rende olabilir mi? Neden olmasın? Hakan abi bak gözüm üstünde. Rende cevabı gelince şu mutsuzluğu. Yine bildiğim yerden geldi. Hazır ama sizde de vardı galiba arkadaşlar. Evet. Güzel. Gördüğünüz gibi herkes çok hazır bir şekilde bekliyor. Biz de bekliyoruz. Arkadaşlar aman diyeyim. Ama gayet güzel gidiyoruz. Nursen ve Aslan için efendim bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz İ. İzmir. İ-Z-M-İ-R. Deneyelim. İlmek. İ-L-M-E-K. İlmek. E ve R var ama nerede? Butonlar aktif. Ecem İlknur. İrade. İ-R-A-D-E. Evet. Evet. İrade olabilir evet. mi? Biz niye basamadık? Ne yazık ki değilmiş. Basalım butonumuza. İdare. İdare olabilir mi? Gelmeden alkışlar geldi. Nereden yakaladınız Hakan abi? Yani çok zorlandım. İlk başta sen de ama irade diyecektin galiba. İrade değildim söylediler. Evet, ben de benim bildiler dedim yani. Ama. Evet. Olsun. Arkadaşlar çok güzel bir denemeydi. Ama iki seçeneği varmış. İdareymiş. Kısmetli bir şekilde Nilay ve Hakan'a gitti burada. 750 lira. Ne güzel getirdik. Bir iyi kelime daha söyleyemedik. Evet gelmedi aklımıza. Çok yanlış harflerde odaklandık. Evet. Aslında biz bir tane daha söyleseydik belki çıkarım yapabilirdik ama. Şimdi şunu da hiç moralimizi bozmayalım. Şimdi puzzle'ı bu sefer güzel bir yerde yakalayalım. Gördüğünüz gibi o fırsatlar geliyor. Evet. Oralardan kasayı büyütürüz. Nursen ve Aslan için ilk etabın tam tersine yakalayacakları 10 harfli bu sefer. Puzzle kelimemiz ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş buyursunlar. Farklı seçeneklerin olması demişiz. İlk harfimiz A. Alternatif. Olabilir mi? Neden olmasın? Güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu cevapla beraber bu arada ben böyle dedim ya işte ilk etaptaki hatayı yapmayalım diye. O anda Nilay elini direkt butona koydu. Ben her şeyi görürüm bakın efendim. Arkadaşlar çok yakınımız. Şimdi. Uzaklar dönemiyordu. Ne olmaz dedi. Hiç tabii tabii uzağa gitmeyin buradayız. Herkes burada. Güzel de bir rekabet var. 3610'dayız. Dışarıdan bir şeylere ihtiyacımız olacak. O yüzden sizin de eliniz butonda gözünüz yolda olacak. Ama bakalım bırakacaklar mı? Bırakırız gibi geliyor. Yani şu an öyle bir hissettim. Nilay, yok bırakmayız dedi. Bırakmayız. Şimdi güveniyorum bırakmayız dedim ama. Bence de bırakmazsınız bırakmazsınız. Ben bir... Hadi deneyelim. Hadi. Yine de eller butonda. Nilay ve Hakan abi için bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Felek. F-E-L-E-K. Hadi deneyelim. Fesat. F-E-S-A-T. Gelsin bakalım. Ferah. F-E-R-A-H. Ferah. Yardım eder mi bize? Fevri. F-E-V-R-I. Fevri. Güzel bir deneme olabilir mi? Evet. Ben henüz R'yi son kutudan daha getirememiştim. Hani orada bir kelime arıyordum. Evet, Fevri ile beraber çok güzel bir şekilde yakaladık. Tebrik ediyorum. 3900 liraya geldiler. Efendim o zaman şimdi Nilay ve Hakan abi için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Ekmek. E-K-M-E-K. Deneyelim.
Güzel. Erken, ERKN. Erken gelsin bakalım. Elim. Yanlış oldu. Elim. Eleme diyecektim de yanlış oldu. Elim mi dedin Hakan abi? Eleme diyecektim. Eleme. Ama işte orada elim gibi bir şey çıktı galiba değil mi? Öyle bir şey duydum çünkü. Butonlar aktif. Nursen Aslan. Esmer. Esmer deneyelim. Ay, ama. Evet. O M orada değildi, evet. Gibi. O M nerede acaba? Basalım Ecem Meyknur. O M nerede? Elzem gibi. Ben Elzem gibi düşünüyorum ama. L çıkmamış. Evet. Elimde. Ben elimde L ışıkları yanmadığı için L yok. Ama elim yanlış kelime zaten. İşte L'ye bakınca ışık yanmıyor diye Elzem'i söylemedim. Olsun. Bu detay bizi üzdü. Çünkü o yanlış kelime olduğu için. Onun zaten... Ben direkt onu fark etmedim. Harflere bakınca Elzem diyecektim. Çünkü onu söylediğinde yani kulağa geldi gibi sanki ama. Evet. Deneseydin keşke boş geçmesi yerine. En azından boş geçmesin diye keşke deseydik. Efendim döndü dolaştı ama burada hiçbir masamıza gördüğünüz gibi bir şey veremedik. Zararı yok. Zaten durumumuz fena değil. O halde şimdi Nilay ve Hakan abi için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. İlk harfimiz S. Senem. S-E-N-E-M. Senem. Var mıdır sözlükte? Butonlar aktif. Sinem diyecektim. Sevap. S-E-V-A-P. Deneyelim. Ne yazık ki değilmiş. Ecem Meknur, bir kelime söyleyelim S ile başlayan. Sucuk da var. Hangisiniz? Hadi sen söyle. Sorun. S-O-R-U-N. Sorun. Deneyelim, olabilir mi? Ah değilmiş. Neymiş efendim cevap? Simitmiş. Ah. Sinem diyecek. Hiç harf gelmedi. Simidi. Memleketimin her tarafının simidi güzel ama gerçekten Samsun'da çok iyi. Evet. Oysa Hakan abi sen en azından yiyecekle ilgili besin maddesi varsa orada sen vardın ama. Bir harf. Sinem diyecektim. Senem çıktı ağzımdan, oradan yürüyebilirdik aslında. Bu ikinci etapta geçti. Birazcık heyecan yaptık galiba. Dedim bu etap gidecek diye. Bu etapta biraz sorun yaşadık. Şu puzzle kelimeyi yaparsak çok da büyük bir sorunumuz olmayacak ama. Çünkü diğer masalara bir şey vermeyerek orada bir şansımız oldu. Nilay ve Hakan için bu etaptaki 10 harfli puzzle kelimesi geliyor şimdi. İpucu cümlemiz şöyleymiş, buyursunlar. En havalı, en çok rüzgar yapan alet demişiz. İlk harfimiz V. Vantilatör. Vantilatör geldi söz birliğiyle, olabilir mi? Neden olmasın? Evet. 1180 lira daha ekledik. Gayet güzel oldu, 5080 liradayız. Gene de gelebilir. Elimiz butonda olsun. Evet. Ama verecekler mi bakalım? Ecem, İknur. Yani istemiyoruz ama. Ben de istemiyorum. Vallahi arkadaşlar ne var ne yok toplayın. Olur mu? Hadi inşallah. O halde Ecem ve İknur için bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Tetik. T-E-T-İ-K. Gelsin. Tatil. T-A-T-İ-L. Tatil. Tatlı. Hemen gelsin tatlı. T-A-T-L-Ü. Tatlı. Şimdi o A ve T nerede olabilir? E'mizin yeri belli. Tezat. T-E-Z-A-T. Güzel bir deneme, olabilir mi tezat? Evet. Tatil ve tatlı ile beraber diğer masalara bir ümit verdiniz. Bir arkadaşlar. Şey oldu. Ama tezata çok güzel ulaştık. Tebrik ediyorum. Can havliyle çıkar o bazen. Evet, öyle bir anda. Güzel oldu. Gerçekten ben de bir an eyvah gidiyor dedim ama 750 lirayı kasamıza ekledik. Tebrik ediyorum. Efendim o zaman şimdi Ecem ve İknur için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi B.
Beşik. B-E-Ş-İ-K. Deneyelim. Oo. Besin. B-E-S-İ-N. Besin. Güzel bir deneme olabilir mi? Bedir. Bedir. B-E-D-İ-R. Bedir. B-E-D-İ-R. Betim. B-E-T-İ-M. Bu daha güzel bir deneme gibi. Betim olabilir mi? Acele etmeyelim arkadaşlar. Bir hak daha var. Pardon. Gelsin. Bir deneme hakkımız daha var. Beyit. B-E-Y-İ-T. Beyit olabilir mi? Yani anlayın ki daha bir hakkınız daha verken gelmeye çalışıyorum. Nursam Nassan üstelik 7 defa basarak. Hani insan bir defa basar da şey der, elim kaçtı. Acaba tutturamadım mı? Hani açılmadı falan. Güzel. Gördüğünüz gibi kimlerle yarıştınız ha? Dostunuzu görün. Dostlarınızı görün. Efendim hak bitmeden şanslarını denediler ama neyse ki Ecem Beyknur. Burada bırakmadılar. Güzel bir şekilde betimden sonra Beyit'le tamamladılar. Aslında bir 100 lira kesmemiz lazım. Yani en azından yarışmamızda ceza yok ama olsa Hakan abi bir 100 lira. 200 olur. 200 mi? Bir 200 lira. Yapmayın yavrum. Olur olur. Sorun yok arkadaşlar. Olacak tabii. Efendim ne kadar hazır olduğunu herkesin siz de gördünüz. Ama Ecem ve İknur yakaladılar. Şimdi sizin için bu etaptaki 5 hakkınızın olduğu son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M. Merak. M-E-R-A-K. Deneyelim. Makam. M-A-K-A-M. Makam. Deneyelim. Nursan ve Aslan dördüncü hakta bastıkları için bu sefer dediler ki biz şunu ikide halledelim. Çünkü orada ne olur ne olmaz dediler. Tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten oldukça hızlıydı arkadaşlar. Yani ikinci hakkımız efendim. Tık 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 bulduk. 4700 liraya geldik. Şimdi Ecem ve İknur için ikinci etapımızın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Genellikle bu ipuçları kolay oluyor demişiz. İlk harfimiz Ç. Çoğunlukla. Çoğunlukla olabilir mi? Neden olmasın? Beklediler. Yeteri kadar harf açılınca da emin bir şekilde çoğunlukla ile birlikte 900 lirayı kasaya eklediler ve 5600 liraya ulaştılar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Nilay ve Hakan abi 5080 lira. Güzel bir ikinci etap olmasa bile hala durumumuz çok güzel. Nursan ve Aslan. Zaten o daha deminki panik. Eyvah gidiyordu. Evet. 3610 lirada kaldık. Yani dışarıya bir şey kaybetmeseydik falandı filandı ama devam da edebilirdik. Buraya kadarmış. Kısmet, yapacak evet. Bir şey yok. İkimiz için güzel bir anı olmasını evet. İstedik aslında en çok. Oldu oldu. Seyrettikçe güleceğiniz güzel anlar oldu. Kontrolsüz gücün nasıl yani nelerin yol açtığını görmüş olacağız. Vallahi çok keyifliydi arkadaşlar ama buraya kadarmış. Biz de çok keyif aldık evet. Gerçekten. Ne güzel yaptınız. Başarılar diliyoruz diğer arkadaşlar. İsterdik teşekkür kazanmayı. Teşekkür neden evet. istemeyelim? Vallahi öyle. Ama ben de devam etmek şey isterdim yok. Sizinle. Gayet de renk kattınız yarışmamıza. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Lütfen evlerinize bizden selam iletin. Başüstüne. Efendim. Nursan ve Aslan'a kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Bizler Nilay Hakan abi, Ecem ve İknur'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapa devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. Gördüğünüz gibi efendim öğrenci arkadaşlarımız şöyle yakınımıza doğru geldiler. Çok da güzel yarıştık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Nerede diğer arkadaşlarımız? Şu an stüdyonun dışındalar mı? Onlar uyuyor. Uyuyorlar şu an. Ama yoldan geldiğimiz için yorgunlardı. Şimdi sizi bekliyorlar. Çıkışta acaba bakalım onlara ne haber götüreceksiniz? İnşallah güzel haberler götürürüz. Vallahi gayet güzel getirdiniz. Çok güzel bir ikinci etap olmasa bile harikulade bir 5080 arada 520 liralık bir fark var. Evet. Rahatlıkla kapanabilecek bir fark. Sadece puzzle kelimemiz bile 2000 lira düşündüğümüzde bence yarışma dozu güzel bir etap olacak efendim. Sizlere biliyorsunuz bu etapta 2 tane 4 harfli. 2 tane de 5 harfli lingo kelime soracağız.
Öncelikle bir rica ediyorum, aramızda bir konuşalım. Kim dörtleri, kim beşleri oynayacak? Sonra lütfen benimle paylaşın. Hangisini oynamak istersin? Ben dört olayım, sen beş. Ben dört olayım. Tamam. Verdik mi kararları? Evet. Verdik. Nedir sizdeki durum? Dördü ben oynayacağım, beşi eşim. Sorumluluğu aldım diyorsun. Aldım. Anladım. Gördük gerçekten. Niye öyle? Beşi bıraktın. Daha rahat diye mi? Beşlerde çok hata yaptım ben. Doğru doğru. Evet. Orada birazcık. Güzel ama final butonunu da sana bıraktı. Nilay. Ah. Aslında sorumluluğu atmış oldu öyle böylece. Bakalım ne olacak efendim. Sizde durum var nasıl arkadaşlar? Ben 4. Ben de 5 harfleri oynayacağım. Bakalım neler olacak. O zaman şöyle yapalım. Ecem ve Hakan abi siz lütfen masada kalın. Biz evet. Nilay'ı ve ilk Nur arkaya doğru uğurlayalım. Hakan abi seninle başlayacağız etaba. Evet. Eğer 5 hakkımızda kelimeyi yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek Ecem kalan hakları sen değerlendireceksin. Hiç buton kullanmamıza gerek yok. Evet. Tabii ki aynı şey sonra senin için geçerli olacak abi. Ve sonra da ortak puzzle kelimemiz gelecek. Efendim zaten keyifli bir bölümdü. Yarışma dozu gayet güzel gidiyor. İkinize de şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Hakan abi için 3. etabın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D. Dara. D-A-R-A. Deneyelim. Deve. D-E-V-E. Deve gelsin bakalım. Diva. D-I-V-A. Diva. D-I-V-A. Maalesef. Dolu. D-O-L-U. Dolu. Güzel bir deneme. İlk üçünde hiç kelime yakalayamayarak olmayan sesli harfleri buldun. Tebrik ediyorum evet. Abi. 400 lira eklemiş olduk kasaya. Hiç fena bir başlangıç değil. Bakalım Ecem ne yapacak? Efendim şimdi Ecem için 3. etaptaki ilk 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Kelimemizin ilk harfi P. Pano. P-A-N-O. Deneyelim. Pire, P-I-R-E. Pire. Püre, P-Ü-R-E. Püre olabilir mi? Evet. Neden olmasın? İnsan takılınca takılıyor. Ben mesela pireden sonra aradım hangi sesli harf olabilir diye. Daha gelememiştim üye. Ben de denedim hepsini. Güzel geldin ama Ecem. 600 lira daha eklemiş olduk kasaya, tebrikler. Hakan abi hazır mısın? Hazırım. Çünkü senin için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. V. Vale. V-A-L-E. Hadi deneyelim. Veli. V-E-L-I. Gelsin bakalım. Vala. Süreyi kazanmak istedim. V-A-L-A. V-A-L-A. Yok mu? Sözlüğümüzde yok ne yazık ki. Ecem, iki deneme hakkımız var. Vali. V-A-L-I. Gelsin. Şimdi son hakkımız. Vals diyeyim ama değil. Vals diyelim ama olmayacaktı. Volt. İlk Nur'la biz bakışıp birbirimize volt dedik. Çünkü bir o kalmıştı kullanmadığımız harf. Bu arada Hakan abi şahane bir şekilde süre kazandın gerçekten. Süre kazanayım diye sözlükte olmayan bir kelime söylemen. Oğla bir kelime bulamadım. U'yla falan bulamayınca. Dedim, bir iki vardır, dizi vardır. Bizi vardı ya. Valla falan ama. Gibi. Oraya bir kafa gidiyor ama ne yazık ki değildi. Ecem. Bir tek ya, en başında düşünmüştüm sonra unuttum ya. Aklıma hiç gelmedi, vallahi hatırlayamadım. O sesli harfi bu sefer güzel yerleştiremedin ama biz İknur'la ne yazık ki. İknur, buradan bir 200-203 kendimize attım. Olur. Alır. Efendim şimdi o zaman Ecem için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ne? Niye? N-I-Y-E. Niye? Deneyelim.
Nane. N-A-N-E. Gelsin bakalım. N ve E neredeler? Nota. N-O-T-A. Nota gelsin bakalım. Neon. N-E-O-N. Neon olabilir mi? Ama güzel oynadın. Yani zorlandım biraz ama. Olan bütün harfleri başka yerlerde çıkartarak güzel bir şekilde birleştirdin Necem. Tebrikler. Bir 400 lira daha kasaya eklemiş olduk. Şimdi sırada benim en sevdiğim yerler, çünkü hala çok yakın kasalarımız. Birazcık bakalım oyunu ya eşitleyecek ya birazcık daha avantaj yakalatacak olan Ecem ve Hakan abi için 3. etapımızın 11 harfli ortak puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bildiğiniz gibi ilk harfle beraber butonlarımız aktif olur, öncesinde çalışmaz. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış, buyursunlar. Babaların bakarız kelimesinin karşılığı demişiz, ilk harfimiz G. Ecem? Geçiştirmek. Geçiştirmek midir? Halbuki en çok yaptığı şey. Bastım ama bir saniyeli. Bakarız dedin mi peki? Bakarız. Anında yaptığım için hiç aklıma gelmedi bu. Aa ya Hakan abi. Hiç öyle gelmedi şimdi hiç arkadan. Bir kere baba olmanın o bir vardır. Yani baba şunu yapar mıyız? Bakarız ona. Çok yaptım çok. Çok yapılır. Çok yaptım. Burada Ecem bir saniye daha önceden gelip cevapladığı için 7800'e geldik. Gayet güzel. 5480'deyiz. Hala bir puzzle kadar, bir de bir soru kadar yakınız aslında. Çekişmeli olacağını düşünüyorum. O yüzden Ecem ve Hakan abi arkaya doğru uğurluyorum. İlk Nur ve Nilay, sizler lütfen masalarınıza geliniz. Çok iyi, bol şans. Bir saniyelik. Seninle başlayacağız Nilay. Tamam. Birazcık görev kaldı ama. Evet. 2320 lira gibi bir fark var. Sorumluluk arttı. Biraz sorumluluk arttı ama gördüğün gibi bu etapta bunu rahatlıkla kapatabiliriz. İlk Nur, güzel bir kasa geldi Ecem'den. Sende de öyle bir sorumluluk var. Çok İnşallah güzel bir kasayla olmuş. Finale gelebiliriz. İnşallah. Güzel bir etap olacağını düşünüyorum. Evet. Sağlam masalarımız var. Hazır mıyız peki Nilay? Hazırız. O halde efendim şimdi Nilay için bu etabın ilk 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Kelimemizin ilk harfi G. Görgü. G-E-R-G-Ü. G-E-R-G-Ü. Güzel. Ö'yü bulduk. Gözde. G-Ö-Z-D-E. Gözde. Gövde. G-Ö-V-D-E. Gövde olabilir mi? Şiir gibi cevaplarla kasaya bir 600 lira ekledik. Arkadan bir tebrik geldi şöyle. Onu da iletmiş olayım. Şimdi ilk Nur için bu etabın ilk 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Abide. A-B-İ-D-E. Abide. Deneyelim. Aslan. A-S-L-A-N. Aslan. Uuu. Anlam. A-N-L-A-M. Gelsin bakalım bir anlam. Artık. A-R-T-I-K. Bir süreyi toparlayalım artıkla beraber. Çıkmadı. Çıkmadı. Bir denem hakkımız var Nilay. S, A, N. Var ama nerede? Çıkmadı. Çünkü oraya bir J bence yerleştiremediniz. Ya, ajans. Ben de avans sonradan geldi. Avans demiş olsaydın buradan yakalardık. Onu ama geçtikten sonra geldi aklıma. Çok da güzel olurdu. O bir J bekledim kimseden gelecek mi diye. Çok güzel harfler çıkmıştı ama efendim nihayet erdiremedik. Sağlık olsun. Şimdi Nilay için bu etabın belki de yarışmanın son 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kitap.
K-I-T-A-P. Kitap. Kemik. K-E-M-I-K. Kemik. Oo, çok güzel. Kesir. K-E-S-I-R. Kesir olabilir mi? Kefir. K-E-F-I-R. Kefir olsun artık. Neler olmasın. Güzel oldu, bir 400 lira eklemiş olduk. Şimdi Ecem, senin için bu etabın, belki de yarışmanın son 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. İlk harfimiz neymiş bakalım. Kelimemizin ilk harfi Y. Yeşil. Y-E-Ş-İ-L. Deneyelim. Yarın. Y-A-R-I-N. Yarın gelsin. Yasak. Y-A-S-A-K. Güzel bir deneme. Yasak olabilir mi? Yamuk. Y-A-M-U-K. Yakut. Y-A-K-U-T. Yakut mudur? Neden olmasın? Güzel bir şekilde. Geç bildim ama. Yakaladık ama biraz geç bildik. Biraz erken yakalasaydık. Şimdi aslında bu 12 harfli puzzle kelime öylesine derler ya. Bir şekilde oynanacaktı ama şimdi heyecan aynı şekilde devam ediyor. Arada 1520 lira gibi bir fark var. Hazır mıyız İknur? Nilay? Hazırım. Hazırız. Hazırız efendim, biz de hazırız. Heyecanlı bir noktadayız. Üçüncü etapımızın 12 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor şimdi. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Canlılık ve hareket kazandırma durumu demişiz. İlk harfimiz R. Renklendirme. Renklendirme. Evet. Neler olmasın? Ama... Renklendirme doğruydu ama... Yetemedi. Biraz daha erken. Evet. Belki biraz iki harf daha erken gelseydik biraz daha yüksek bir kasamıza ekleme yapacaktık. 1200 lirayla beraber 7680 lirada kaldık. 8000 lirayla İknur ve Ecem finale geldiler. Tebrik ediyoruz efendim. Hakan abi, seni de alalım masaya. Ecem sen de lütfen gel. Şimdi size geleceğiz arkadaşlar. Finaldeyiz. Yani iki harf belki de. Evet, çıkmadı ama ne yapalım. Ama çok güzeldi. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Vallahi gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ederiz biz her şey için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Hakan abi. Çok keyif aldık. Gerçekten eğlenceliymiş. Herkesin gelmesi gerekir. O kadar yani, güzel bir ekip, güzel bir sunum. Teşekkür ederiz. Evet, iyi ki gelmişiz. Ufak bir farklı kaçırdık ama gönlünüz oradan yanaydı. En başta dedik ki öğrencilerimiz kazansın. Evet, yani yarışmadan önce biz de birazcık pozitif bir ayrımcılığımız evet, oluyor evet, ama aynen. Tabii ki neticede de yarışıyoruz. Ha, şu an yok, sevindim yani şey değil. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Bizler Ecem ve İknur'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Ecem ve İknur. Güzel bir yarışma çıkarttık. 8000 liralık kasayla finale geldik. Hiç fena değil. Evet. Yani şimdi ama artık bunu şöyle bir ödüle çevirelim. Nereye kadar gidebiliyorsak gidelim ama lütfen rica ediyorum, güzel bir şey alalım. İnşallah. Yani efendim bildiğiniz gibi öğrenci arkadaşlarımız olduğu zaman daha da bir heyecanlanıyoruz. Çok da güzel yarıştıkları zaman çok da hoşuma gidiyor. Şimdi burada bildiğiniz gibi sizlere 120 saniye vereceğiz. Ve önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsak kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4000 liraya ulaşmış olacağız. Akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 8000 liraya ulaşmış olacağız. Bence bunları hızlıca yapacağız. İnşallah. İnşallah. Sırada 6 harfli lingo kelimemiz olacak. O kelimeyi de yakalarsak efendim yarışma boyunca biriktirdiğimiz 8000'lik katı olan 16000 liraya ulaşacağız. Tam burada bir süremize bakacağız. Eğer devam edelim dersek sırada 7 harfli süper lingo kelimemiz olacak ki onun tek başına değeri tam 100 bin liradır.
Yakaladığımız takdirde arkadaşlar, bugün buradan toplamda 116 bin lirayla ayrılabilirsiniz ki çok şık olur. Hani diyorlar ya, Rönesans tablosu gibi. Evet, çok iyi bizim için. Evet. Çok iyi olur gerçekten. İnşallah. Hepimiz için güzel olur. Ben de çok heyecanlıyım şu anda ama ne yapıyoruz biliyorsunuz. Bu noktalarda heyecan işi bende. Kelime işi sizde. Hızlı hızlı türetiyoruz. Takıldığımız bir kelime olursa da pas deme opsiyonumuz olur. Zaten ben de oralarda yardımcı olacağım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Efendim, o zaman şimdi heyecanımızı daha fazla uzatmadan Ecem ve İknur için birinci etabımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol 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 şanslar. Çok teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi G ve süremiz başladı. Gemi, G-E-M-I. Hemen deneyelim. Gemi. Göre, G-Ö-R-E. Göre, G-Ö-R-E. Gıda, G-I-D-A. Gıda gelsin bakalım. A sonda doğru. Gala, G-A-L-A. Gala olabilir mi? Gama, G-A-M-I. Gama olabilir mi? Ah, gama olamaz ne yazık ki. Neymiş kelimemiz? Gagaymış. Hadi geldi, yeni kelime olsun. P ile başlıyor. Peri, P-E-R-I. Peri, deneyelim. Güzel. Pike, P-I-K-E. Pike olabilir mi? Neden olmasın? Ah, heyecan yaptım biraz. Ah, yok evet, yok evet. Ne olacak? Olsun. O gama birazcık orada, o M vardı ama. Evet, son anda gördüm yukarıda. Ama burada da şöyle bir avantajımız oldu, çok hızlı yakaladık. Evet. Çok İyi. Bir kaybımız olmadı, güzel oldu. 30 saniye içinde hallettik. Efendim, bence bu güzel bir final etabının böyle ayak sesleri gibi hissediyorum. 4 harfi lingo kelimeyi bilerek Ecem ve İknur yarışma boyunca kasalarında biriktirdiklerinin yarısı olan 4000 lirayı aldılar. Ama daha yolumuz uzun. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. Ecem ve İknur için final etabının 5 harfi lingo kelimesi geliyor. Hadi yapalım, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ne? Nasır. Nasır. N-A-S-Ü-R. Nasır. N-A-S-Ü-R. Nodül. N-O-D-Ü-L. N-O-D-Ü-L. Nodül. Ü var orada değil. Nerede o ü? Pas. Pas dedik. Pas dedik efendim. Geliyor yeni Bulamadım. Kelimemiz. D ile başlıyor. Demir. D-E-M-İ-R. Hadi deneyelim demir. Durum. D-U-R-U-M. Durum mu olabilir mi? Derme. Derme. D-E-R-M-E. Hadi gelsin derme. Drama. D-R-A-M-A. Drama. Olabilir mi efendim? Bunun süresi makuldü ama o ü nerede diyerek aslında size bir... Nükte çok zorlardı Nükteyi bize. Ben de bulamazdım ya. Yani, aklıma hiç gelmezdi yani. Nedense bana ilk gelen kelime ü'yü gördüğüm anda nükte olabileceğini hissettim. Ben de hissettim. Nü'yü gördüm. Aklına evet, hiçbir şey hiç. Canlanma. Direkt pas diyelim mi dedim. Biraz o yüzden aslında o ü nerede olabilir diyerek. Evet. Evet. Efendim, zararı yok. Şimdi 50 saniye kala Ecem ve İknur 5 harfi lingo kelimeyi de yakaladıkları için kasalarında biriktirdikleri 8000 liraya ulaştılar. Hiç panik yapmayalım. O 7'yi de şimdi düşünmeyelim. Şu 6'yı hızlı bulmaya evet, bakalım. Evet. Sonra onu beraber değerlendiririz. Tamam mı? Tamam. İyiyiz değil mi? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. O halde şimdi Ecem ve İknur için final etabının 6 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi F. Fırsat. F-E-F-I-R-S-A-T. Hadi deneyelim, fırsat. Fatura. F-A-T-U-R-A. Fatura. Gelsin bakalım. U'yu bulduk. Fuzuli. F-U-Z-U-L-İ. Fuzuli olabilir mi? O nükteye niye üzüldüğümü şimdi anladınız mı? Sadece 16 saniyede. Ama ben bilemezdim. Gerçekten ben bilemezdim. Benden de çıkmazdı. Olsun. O yüzden o zaman çok da iyi ki pas demişiz. Evet. Çok güzel olmuş. Harika kelimeler biliyorlar. Nükteyi bilemezdik dediklerine bakmayın efendim siz. Yani şurada Fuzuli'yi şurada yakalamak çok güzel oldu. Ecem sağ olsun. Çiçek gibi diyoruz ya, çiçek gibi bir cevap oldu. Efendim Ecem ve İknur, 6 harfi lingo kelimeyi de yakalayarak kasalarında biriktirdiklerinin 2 katı olan 16 bin liraya ulaştılar. Çok güzel. Şimdi. Zor soruya geldik. Evet. Ne kadar süremiz var? 34 evet. saniye. 34 saniyemiz var. Eskişehir'den İstanbul'a geldiler. 34 saniye, bu bir işaret mi?
Ya 35 saniye kalırsa devam etmeyi düşünüyorduk. Şimdi 34 çok sıkıntı şu an. 100 saniye mi? Ya şey olduk hani. Kararsızız yani, zaten. Takılırsak çok sıkıntı olur. Bir aranızda bunu istişare edebilirsiniz. Çok yenisi. Ne yapalım? Yani kolay da çıkabilir. Belki üzülürüz devam etmezsek. Şimdi ben bir sessiz dile getireyim. 34 saniye sizin için bulunması muhtemel bir süre. Onu görüyorum. Güzel aslında. Güzel de bir süre var. Yani ancak burada işte kaybetme ihtimalimiz olan 16 bin lirayı aslında değerlendirmeniz lazım. Çünkü sizin için fena bir süre değil arkadaşlar. Ya geldik. Ne olur ne olmaz biz biraz yedililere bile bakmıştık hani olursa diye. Yedililerden sayfa sayfa çıkabilecek şeyleri yazmıştık da. Ya buraya kadar geldik. Bence de deneyelim. Deneyebiliriz yani. Olmazsa da en azından çok eğlendik zaten. 7 harfiyi gördük. Evet. Hani onu yapamadık da eğlendik deriz yani. Aynen. O zaman soruyorum. Heyecanlandım. Gerçekten. Biz de. Sorayım mı? Evet. Evet. Ecem ve İknur. Şu ana kadar biriktirdiğimiz 16 bin liranın üstüne artı 100 bin lira getirme ihtimali olan. Ancak yakalayamadığımız takdirde de o 16 bin lirayı kaybetme riskini muhteva eden 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Edelim. Devam ediyoruz efendim. Tamam, bakın biliyorum öğrenciyiz. 16 bin lira evet güzel bir tutardı evet. Ama bence doğrusunu yaptınız. Ya buraya kadar geldik zaten. Aynen. Hem eğlendik yani sonuncu evet, sorunuzda görelim. Bunu da şu yüzden söylüyorum. O heyecan vardı ya bırakın onu. Tam bu dediğiniz nokta çünkü güzel doğru bir nokta. Şu eğlencemizi en azından yaşadık. Cebimizde artıdır. Ayrıca çok da dirayetli bir karardır. İnşallah yaparız. İnşallah yaparız. Hadi bakalım. Ecem ve İknur için final etabının artı 100 bin lira değerindeki 7 harfli süper lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Heyecan işi bende. Kelimeler sizde. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Hadi buyursunlar. Hadi yapalım. Kelimemizin ilk harfi R. Radikal, R-A-D-I-K-A-L. Radikal, gelsin bakalım. Ramazan, R-A-M-A-Z-A-L. Hemen deneyelim Ramazan. Gelsin bakalım yardım eder mi? Etmez mi? Rafadan, R-A-M-A-Z-A-L. Rafadan olabilir mi? Neler olmasın? Teşekkür ederim. Arkadaşlar durun şöyle ortanıza gireyim. Ne dedim? Efendim ne dedim? Yapabileceklerini bildiğim için sadece 17 saniyede yapabileceklerinden o kadar eminim ki ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü evet bir 16 bin lira var. Evet. Evet. Ama onlar benden çok daha cesur çıktılar. Ecem ve İknur finalde 17 saniye kala 7 harfli süper lingo kelimeyi de yakaladık. Ne kadar kazandık bir şurada görelim mi? Görelim. Hani ne demiştim? Rönesans tablosu gibi evet. Olur diye. 116 bin lira sizindir arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Oh be. Vallahi oh. Şu yarışmayı sunduğum için mutlu hissettiğim günlerden biri daha. Ne güzel. Biz de çok eğlendik yani. Gerçekten aşırı zaten keyifliydi. Zaten çok gelmek istiyorduk. Sandığımızdan da çok çok daha iyiydi. Çok teşekkür ederiz her şey için. Düşündüğümüzden de iyi yaptık aslında. Biz 7 harfliyi açabileceğimizi bile düşünmüyorduk. Hani evet, süreden dolayı. Vallahi harikaydınız. Çok güzel yarıştınız. Bu bir kenara. Yani eğer arkadaşınız olsam ve şurada dursam ve sorsalar derim ki arkadaşlar hadi deneyin. Onlar evet. Da öyle derdi. Ama tabii ki onu diyemiyorum tam olarak. Elim kolum bağlı ama siz dedim ya benden de çok cesur çıktınız. Efendim gördüğünüz gibi bileklerinin hakkıyla. Ya sadece 17 saniyede buldular. Ecem ve İknur bizden bir kere daha zevkle dile getiriyorum. 116 bin lira kazandılar arkadaşlar. Ne diyorsunuz sizlere? Artık Eskişehir'e yolum düşerse tabii ki. Bir yemek ısmarlarsınız. Tabii ki. Ne de güzel olur. Oh vallahi i̇yi efendim ki devam etmişiz. Gibi. Evet iyi ki. İyi ki devam üzülürdük. Etmişiz. Evet. Büyük ihtimal evet. Zaten babam da şey diyordu hani yedili de pes etmeyin oynayın bence hani eğlendiniz zaten falan. Buradan aileme de sevgiler. Buradan ailelere de sevgiler. Evet, aynı ben işte. De. O cesareti o arkada durmayı da göstermişler. Onlar zaten iki tane gencecik pırıl pırıl diyeyim ha. İki tane efendim diş hekimliği öğrencisi. Zaten yapabileceklerini biliyorduk. Çok da mutlu olduk. Biliyorum sizler de çok mutlusunuz şu an. Çünkü gerçekten seyircilerimiz de özellikle öğrenciler kazandığı zaman çok mutlu olduk. Hala bir inanamadığım evet. Durum var. Vallahi kazandık. Evet. Oh. Çok keyifli bir gündü.
Çok eğlendik. Çok da güzel bir tutar kazandık. Efendim bir kere daha arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi her gün seyrediyorsunuz, destekliyorsunuz. Böyle günlerde çok da güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi. Gün geçtikçe de büyüyoruz Lingo Türkiye ailesi olarak. Ve böyle hep beraber bir şey başarmanın da mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. Lütfen bizi seyretmeye devam edin. Ayrıca TRT 1 ekranlarından da ayrılmayın. Bizden sonra ana haberle yayınlarımız devam edecek. Arkadaşlar, önce sizlere sonra seyircilerimize söylüyorum. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.